Delinin Kur'an'dır, Allah kelamı, gelelim cenneden tedarek. Halihimiz dağlama şeride, cümle alem düşer deride. Kadar gider seni nerede, bulayım ya Resulallah. Kadar gider seni nerede, bulayım ya Habiballah. Muhterem abilerim, amcalarım, hanımefendi, ablalarım, kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yaşadığınız büyük acıdan sonra doğrusu siyaset adına, siyaset kurumu adına yanınıza gelmekten aslında haya ediyoruz, utanıyoruz. Hepimiz çok acı yaşadık, çok kaybımız oldu ama bu acıyı en fazla yaşayan sizler gibi afetse de kardeşlerimiz, köylerimiz, aileleri, yakınları, akrabaları vefat eden arkadaşlarımız, kardeşlerimizdir. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin Allah-u Teala'nın size sabır vermesini temenni ediyorum. Allah-u Teala'nın size, bize, bu memlekete bir daha böyle acıları yaşatmamasını temenni ediyorum. Ağır bir travma yaşadık. Bu nedenle doğrusu biz her ne kadar burada değil isek de Allah şahittir. Günlerce yatamadık, günlerce ağladık, günlerce üzüldük. Türkiye'de var olan bütün imkanlarımızı hem parti olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak sizin için seferber ettik. Yaralarınızı en kısa zamanda sarmak, sizlere çadır bulmak, size aş ulaştırmak, size su ulaştırmak için Türkiye'nin dört bir yandan hep beraber seferber olduk. Özellikle bizim partimiz ve yandaş kuruluşlarımız. Şimdi biz her ne yaptıysak elbette kimsenin kimseye minnet etmeye hakkı yok. Bizim insanlık vazifemizdi. Bizim hem Allah-u Teala'ya karşı hem size karşı insanlık borcumuzdu. Söz vermişiz Allah-u Teala'ya, sizin bütün yaralarınız sarılıncaya kadar durmayacağız. Yanınızda olacağız, gidip geleceğiz. Ne ihtiyacınız varsa hep birlikte karşılayacağız. Biz o dönemde Ankara'da Afet Koordinasyon Merkezi ile de birlikte hükümetle de çok sıkı irtibat halindeydik. Hükümetle eşgüdüm halinde, AK Parti ile hükümetle eşgüdüm halinde elimizden gelen bütün imkanları sizin için seferber etmeye çalıştık. Ne kadar derman olduk, ne kadar acınızı dindik bunu bilmiyorum ama Allah şahittir ki elimizden gelen buydu. Bir kez daha Allah-u Teala'nın o büyüklükte, bu çapta benzeri acıları bir daha hiçbirimize yaşatmamasını temenni ediyorum. Kefaret olmasını diliyorum. Allah-u Teala dünyamız, ahiretimiz için hayra çevirsin. Cennetinde bizi buluştursun kaybettiğimiz canlarımızla. Öbür tarafta cennetlerde, Firdevs cennetlerinde bizi birleştirsin inşallah. Siyaset kurumunda burada olmak gerçekten doğru bir şey değil ama dünyanın da bir realitesi var, dünyanın da bir gerçeği var. Çarklar dönüyor, sistem dönüyor. Seçimler geliyor, gidiyor, dünya değişiyor. Hükümetler kuruluyor ve benzeri bir şekilde hayat devam ediyor. Hayat durmuyor yani. Hepimiz çok üzülmemize, çok acı çekmemize rağmen vefat eden canlarımızdan sonra yine hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu önümüzdeki süreçte Türkiye malum çok önemli bir sürece giriyor. Yeni bir yüzyıla giriyor. Bu yeni yüzyılın hepimiz için hayırlı bir süreç olmasını, hayırlı bir yüzyıl olmasını, acılarımızı dindirecek çapta güçlü, kudretli, kuvvetli bir ülkeye dönüşmemize vesile olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi temin edecek, sağlayacak bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte deprem yaşayan 11-12 ilimizin malum şehirleri yıkıldı. viran oldu, evlerimiz yıkıldı, binalarımız yıkıldı. Yapılacak çok fazla iş var. Neredeyse şehirlerin çoğunu sıfırdan imar etmek durumundayız. Bu anlamda da Türkiye'nin yükü çok ağırdır. Bu süreçte hem deprem öncesinde, deprem sürecinde hem bundan sonraki süreçte de doğrusu bu ağır yükü belki ancak hükümetle birlikte beraber omuzlayabileceğimizi düşündük ve bir yola çıktık. Bu süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte belki acılarımıza derman bulabileceğimizi düşündük. Allah-u Teala hakkımızdan hayra çevirmesini temenni ediyorum. Bu süreci hem memleketimiz için, hem İslam alemi için, hem bu afeti yaşayan illerimiz için de bir hayırlı kapıya, bir çıkışa, acılarımızı dindirecek bir sürece dönüştürmesini temenni ediyoruz. Sizden de dualarınızı bekliyoruz, katkılarınızı bekliyoruz. Allah-u Teala orucumuzu kabul etsin, bereketli kılsın, dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile kılsın, bayrama kavuştursun inşallah ve çok daha güzel bayramlarda bir araya gelmemize vesile olsun inşallah. İlahi ya Rabbi, Kadir gecemizi mübarek eyle. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni fa'fu anna. Kıldığımız oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz zikirleri, okuduğumuz Kur'anları kendi rızan için kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ailelerimize huzur nasip eyle. Bizleri kendi yolundan, İslam yolundan ayırma ya Rabbi. Herkes kendine merak etsin. Her şey sabır. Teşekkür ederim. Gene ismi çıkmadı. Bugün de buraya çekildi. Gene ismi çıkmadı. Pijamasa bir iş kuralı. Bizim olmaz. İşi deyince çiğ var yine. Geçmemiş şampiyonlar bayramdan sonra fabrikaya. Ha, nerede fabrikası? Tamam, organize olur. 30 yaşı güzel. 30 yaşı geçmemek şartıyla 10 tane erkek, 6 tane bayan. Çok çalışır, çok çalışır. Her şey için teşekkür ederim. Bu iş olmaz yani. İnşallah derslerinizle beraber. İnşallah, inşallah. Bir de sıkıntı yok. Çalışmadan olmaz. Allah çalışana verir.